Merhaba. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de gerçekleşen erken genel seçimlerde sosyalist lider Jeremy Corbyn önderliğindeki İşçi Partisi beklenmeyen bir zafer kazandı. İşçi Partisi ikinci gelse de meclisteki sandalyelerini 30 sandalye artırarak oyların %40'ını aldı. Bugün Bilgi Üniversitesi eski öğretim görevlisi Chris Stephenson ile Jeremy Corbyn'i ve İngiltere'de solun yükselişini konuşacağız. Merhaba Chris Bey. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Biz Jeremy Corbyn'i ilk defa 2015'te İşçi Partisi'nin başına geldiğinde duyduk. Ama kendisi çok uzun zamandır İngiltere siyasetinde aktif olan bir isim. Bize anlatır mısınız? Kimdir Jeremy Corbyn? Siyasi duruşu nedir? Nasıl bir siyasetçidir? Tabii ki anlatırım. Her şeyden önce bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu sabah Londra'da korkunç bir yangın oldu. Ve orada büyük ihtimalle yüksek sayıda ölenler oldu. Ondan sonra da bunun bağlantısı da anlatırım ama yani çok korkunç bir olay. Ölenler ölendir ama ölenler aynı zamanda yoksul halktan gelen insanlar. Bir belediyenin ait olan bir apartman blok. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Herkese başı sağ olsun diyoruz. Başlarına sağ olsun ve yalanlarda acil iyileşmelerini diliyorum. Jeremy Corbyn nasıl İşçi Partisi'nin başına geldi? Jeremy Corbyn 34 senedir sol bir İşçi Partisi milletvekili. Yani herkesin kafasında iki soru vardı Jeremy Corbyn ile ilgili. Bu adamın ne işi var İşçi Partisi'nin içinde? Bir. İki. Bu İşçi Partisi niçin bu adamı tahammül ediyor? İki. Ve yani Türk ağırlı bir şekilde işçi hakları, azınlık hakları, LGBT hakları, yani her insan hakları ihlaline karşı çıkan yani tutarlı bir militan, bir sol sosyalist bir çizgi gösteren bir adam ama aynı zamanda Londra'nın bir seçim bölgesinde bir işçi partisi milletvekili. İşçi Partisi eski, sendikalın kurduğu bir parti 100 yıl önce ama son dönemde özellikle Tony Blair lider olduktan sonra epey sağa kaymış bir parti. Margaret Thatcher'ın kendisi dedi ki benim en büyük eserim nedir? Tony Blair. Tony Blair benim neoliberal mantığı kabul etti ve İşçi Partisi oraya kaydırdı. Dolayısıyla İşçi Partisi epey sağa kaydı ve bu yüzden epey destek de kaybetti. 2015 seçim kaybedince gelenek olarak yani lider istifa etti, yine lider seçim yapılacaktı. Tony Blair ve onun müritlerin getirdiği yeni bir sistem dayatmışlar lider seçim için. Yani öncelikle sendikaların çok ağırlıkları vardı. Sendikalarından kurtulmak için üyelere doğrudan oy vermek planladılar. Ve bunlar düşündüler ki öyle daha da sahaya kaydıracağız. Ama seçim sistemleriyle oynamak çok tehlikeli bir şey. Yani istenmeyen sonuç çıkabilir. Ve çıktı. Çünkü oy hakkı tabandaki üyelere verilince yani 1005 şans verilen Jeremy Corbyn alay olunca 2015 yılında seçildi. Yani büyük bir kampanya yürüttü. Tabanda yani bütün İngiltere, İskoçya, yerlerde meeting düzenledi. Büyük bir kampanya yürüttü ve kazandı. Peki bu kampanyada neleri öne sürüldü? Yani neler, nasıl vaatlerde bulundu bu kampanya esnasında? Vallahi tabii ki sadece İşçi Partisi lideri kampanya olarak bir vaatte bulunamıyorsun çünkü hükümet olmayacaksın ama esas olarak İşçi Partisi köküne dönmesi, eşitlik savunması, neoliberal politikalara karşı çıkması ve en önemli faktör buydu. Yeni muhafazakar hükümet seçilir seçimiz 2015 yılında yeni bir yasa getirdiler meclise. Devletten verilen işsizlik parası üzerinde kesinti yapan ve İşçi Partisi bir bütün olarak bunu karşı oy kullanmadı mecliste. Bu korkunç bir ihanet. Yani sadece Corbyn ve birkaç arkadaşı bu şeye karşı oy kullandı. Öbürleri ve geçici, o zaman geçici İşçi Partisi değil, boş oy kullandı. Oy
kullanmadılar. Bu da büyük bir tepki yarattı. Dolayısıyla esas yani o liderlik seçimi anlamadılarına biri. Yani muhalefet olacak mıyız? Neoliberal politikaları karşı muhalif edecek miyiz? Yoksa kabul edecek miyiz? Yoksa sadece yumuşatmaya çalışacaksınız? Yoksa kökten bunlara karşı çıkacağız? Olay buydu. Peki Corbyn bu siz dediniz yani evet bir parti içindeki seçime giderken hükümet olmayacağınız için böyle vaatlerde bulunamazsınız. Ama bu erken seçimlerde geçtiğimiz hafta gerçekleşen yine Corbyn'in çok ciddi bir kampanya yürüttüğünü gördük. Burada İngiltere halkına neler vaat etti? Yani bu kadar sizce oylarını bu kadar arttırmasının sebebi neydi? Şimdi hikayenin kısası bu. İnsanlar işte yoksulluk politikaları, neoliberal politikalardan bunun etkilerinden, okulların üzerinde, sağlık sisteminin üzerinde, işsizlik paralarının üzerinde etkisinden bıkmış. Ve Corbyn'in İşçi Partisi manifestosu bütün bu isteklerle bağ kurdu ve yani çok şey net bir seçim. Neoliberalizm evet, hayır şey. Örneğin yaşlılara ve bakım konusunda ve Mavi Sıkarlı yeni bir uygulama getireceklerdi. O esas olarak yaşlı insanların evlerini alıp satacaklardı bakımlarını ödemek için. Son 7 sene üniversite harçları inanılmaz bir artış vardı. Yani şimdi İngiltere'de devlet üniversite, Türkiye'de bir özel üniversite kadar pahalı. Corbyn manifestosu bunlara tekrar bedava yapacağız dedi. Çünkü eskiden bedava idi. Bu tür politikalarla ondan sonra diyor ki yani özelleştirilen sağlık hizmetleri, demir yolları, elektrik vesaire tekrar devletleştireceğiz. Bunlar aslında çok popüler politika bir bağ kurdular. İnsanlar, gerçek insanlar bir heyecanla bunu desteklediler. Çünkü insanın esas dertli, yani politikalardan bu kesinti politikaların, devletin harcadığı parasını azaltan politikalardan bıkmış durumdular. Ve yani çok önemli bir bağ ve bir heyecan yarattı. Görüyoruz. Yani büyük kitleri, hep büyük kitleri konuşuyordu. Hep büyük bir heyecanla karşılanıyordu. Peki şunu biliyoruz, bu seçimden önce Corbyn'in liderliği ciddi bir tartışma konusuydu. Bir sürü insan Corbyn'in liderlik yapamayacağını, bu seçimde de büyük bir yenilgi alacağını bekliyordu. Ama hiç de beklendiği gibi olmadı. Sizce bundan sonra Corbyn'in liderliğini daha fazla pekiştirdiğini, İşçi Partisi'nin içine de sizin demin bahsettiğiniz gibi bilericilerin güç kaybederek daha sol sosyalist kanatın güçleneceğini söylemek mümkün mü? Şimdi hikayeyi değiştirmek zorundalar Blair'ciler. Tabii ki hala milletvekiller aslında Blair döneminden kalma, milletvekilin çoğu Blair'den döneminden kalma. Onlar artık tabii ki söyledikleri değiştirmek zorunda. Yani onlar diyor ki Corbyn bir seçimde kazanç sağlayamaz ve işte burada yani 3,5 milyon ekstra oy aldı 2015 seçime göre. Dolayısıyla bunu söyleyemiyorlar. Artık diyor ki yani daha fazla oy alıp biz artık pişmanız, işte özür dileriz ama şimdi biz çok önemliyiz, bizi tekrar gölge kamerasına sokmanız lazım. Aslında Corbyn'i karşı, Corbyn'i indirmek yerine Corbyn'i yumuşatmak, Corbyn'i sağa çekmek bir çabaları var. Peki siz demin dediniz 3,5 milyon daha fazla oy aldı Jeremy Corbyn liderindeki İşçi Partisi. Sizce bu oy kimlerden geldi? Daha çok böyle bir sosyolojik analizini yapabilir miyiz? Şimdi o önemli çünkü genç diyorlar ama ancak 45 yaşın altındakiler genç sayarsın. Genç tarifi doğru oluyor. Çalışanlar, işsizler, öğrenciler, ona hepsi çok önemli bir rol oynuyorlar. Çok da sosyolojik bir şey değil, çok da sınıfsal bir şey. Ve burada önemli bir olay oldu. UKIP diye bir aşırı sağ, biraz milliyetçi, ırkçı bir parti vardı. Bunun ana politikası Avrupa Birliği'den çıkmak. Şimdi tabii ki Avrupa Birliği'den çıkılıyor ve o partinin işlevsel kalmış ve önemli konu buydu. Bu partinin oyları nereye gidecek? Ve muhafazakarlar bunu saymışlar. UKIP de sağ bir parti, bizim biraz sağında bir parti. Bu oylar doğal olarak bize gelecek. Ama anlamamışlar. Çünkü UKIP'in oylarının aşağı yukarı yarısı İşçi Partisi'ne döndü.
Yani UKIP'e oy verenler, Brexit için oy verenler, önemli bir kısım sadece sisteme çok kızgın oldukları için oy vermişler. Yani bir protesto oyuydu ve oyun yarısı İşçi Partisi'ne döndü. O da önemli bir rol oynadı. Özellikle yani Kuzey İngiltere'de. Peki siz bu seçimden sonra bir yazı yazdınız. Orada da bahsettiğiniz bir konu vardı. Ben onu başka yerlerde de okudum. Medyanın Corbyn'i, özellikle BBC'nin Corbyn'i nasıl görmediğini, ona yer vermediğini. Bundan da birazcık bahsedebilir misiniz? Medya ve Corbyn'in ilişkisi nasıl oldu bu seçim öncesinde ve sonrasında nasıl değişti? Şimdi ancak dalga geçmek için görüyorlardı. Hı-hı. Yani ana akım medya böyleydi. BBC artık yani tamamen hükümetin kanalı oldu seçim öncesi. Yani her zaman Corbyn ve arkadaşları çok kaba davranılıyordu televizyonda çıktıklarında ve genellikle yani Corbyn yerine Blair Gillard'ı televizyona çıkartmaya tercih ediyorlardı. BBC de böyleydi. Tabii ki basılı medya %95'i tabii ki milyarderlerin elinde ve hepsi çok fena, yani dalga geçen, saldırgan bir tavır gösteriliyor. 1.7 milyon satan Sun gazetesinin seçim gününde Corbyn bir çöplükün içinde gösterdi. Bir karikatür vardı. Yani çok ve yani Daily Mail başka yüksek tiraj yüksek bir gazete de yani terörist olarak ilan ediyordu. Şimdi tabii ki bu kaos içinde biraz çizgileri yumuşatmak zorunda kaldılar. Çünkü Corbyn belli ki deli değil. Belli ki yani 13 milyon kişi ona oy verdi. Çok ve daha net ve açık olamaz. Yani yanlışlıkla oy vermiş olamazlar. Çünkü bütün bu medya baraja rağmen vermişler. Teröristtir, şudur, delidir, salaktır. Bütün bu medya baraja rağmen 13 milyon oy aldı. Yani muhafazakar sadece 14 milyon oy aldı. Ve diğer muhalefet partilerle, yani muhafazakar 14 milyon aldı ve bütün muhalefet 17 milyonu aldı. Peki ben bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Bu Jeremy Corbyn'den bahsedilirken sosyal medyada sık sık onun eski videoları çok fazla döndü. Çünkü en fazla söylenen biri kendisinin siyasette olduğu yıllar boyunca hep istikrarlı ve ilkeli bir siyaset izlemiş olmasıydı. Bunu birazcık anlatabilir misiniz? Bu 37 yıldır sanırım siyasette olduğunu söylediniz. Bu süreçte onun her zaman istikrarlı ve ilkeli olduğuna dair yorumlara katılıyor musunuz? Bu önemli oldu çünkü seçim kampanyası sırasında iki korkunç terör saldırısı oldu. Ve burada genellikle yani muhafazakarlar ve iktidar işine yarıyor. Çünkü biz istikrar partiyiz, güç partiyiz. Bunlar Müslümanlar, onların ırkçılığı kışkırtan bir olay oldu. Ama önemli olan buydu. Corbyn her zaman İngiltere'nin savaş maceralarına karşı çıkan bir adam. Yani Irak Savaşı'na karşı çıktı, Libya'nın bombalanmasına karşı çıktı, Suriye'nin bombalanmasına karşı çıktı. Bütün bu diyelim ki emperyalist maceralara karşı çıkan bir adam. Ve o zaman 2003 2003 örneğin Irak Savaşı söz konusu iken uyardı. Bu savaş haksız bir savaştı. Orta Doğu'da yüz binlerce kişi ölecek ve İngiltere'ye terör saldırı olarak dönecek. Bunu söylediği ve tabii video dolaşıyor ve burada muhafazakarların yapmaya çalıştığı ırkçı, İslamofobik politikanın çok önemli bir ölçüde altını kazıyor. Ayrıca tabii ki başka bir şey vardı. Bu saldırılarda yani polis yetersizdi falan ve muhafazakar hükümet son İki senede 20 bin polis işten atmış ve İşçi Partisi bu işten atılmalara karşı çıkmış. Polis sendikası da karşı çıkmış ve bu arada Theresa May İçişleri Bakanı iken bu kesintileri savunmuş. Dolayısıyla bu terör saldırıları hiç de muhafazakarın işine yaramadı. Peki son olarak şunu soracağım. Siz ilk başta bugün İngiltere'de gerçekleşen yangınla başladık. Siz de bunun İngiltere'deki şu anki mevcut durumu bir şekilde özetlediğini söylediniz. Bunu birazcık açabilir misiniz? Sizce bu yangın neyi temsil ediyor? Evet, yani bu yangın İngiltere'nin en zengin bir belediyesinde oldu.
O belediyede iki seçim bölgesi var, kuzey ve güney. Kuzeyde o zenginlerin yanında oturan yoksullar oturuyor. Ve sürpriz bir şekilde o kuzey bölgesinde bu genel seçimde ilk defa onlarca yıl sonra o adamın İşçi Partisi milletvekili çıktı. Yani çok az bir farklı. Ve bu apartman, belediye apartmanı ve belediye bunu iyi bakmıyor. Belediye onun bakımını taşeronlaştırmış ve o apartmanın sakinlerin bir derneği var, bir protesto grubu var. Bunlar burada yangın çıkacak, itfaiye gelemeyecek çünkü orada bir alan ranta satıldı ve bir inşa yapılıyor. İtfaiye araçları yeterli hızlı giremeyecekler. Bütün bu konularda uyardılar. Bu uyarılar internette duruyor, onların blogunda duruyor. O gönderdiğim resim buydu. Kasım 2016'da dediler ki yani burada bir felaket olacak, ancak bu felaket olunca bu durum düzelecek. İşte sorunlardan hesap sorulacak ve maalesef tahmin ediyorum büyük bir can kaybıyla korkunç bir şekilde bu uyarı görmezlikten gelindi ve öngördükleri felaket başına gelmiş maalesef. Ve Boris Johnson şimdi May giderse başbakan olarak, Boris Johnson başbakan aday, Boris Johnson Londra Büyükşehir Belediye Başkanı olarak itfaiyecilerin 6'da 1'ini işten attı, 12 itfaiye istasyonu kapattı. Yani bu muhafızkarların politikaların bedeli çok ağır oluyor halk için, yoksul halk için. Peki çok teşekkürler, çok sağ olun katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için, sağ olun. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bugün Bilgi Üniversitesi eski öğretim görevlisi Chris Stephenson ile sosyalist lider Jeremy Corbyn ve İngiltere'de ve İşçi Partisi içerisinde sol siyasetin yükselişini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.